Dayı Auto'dan herkese mutlu günler. Samsun'da spor programında hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili spor severler, Samsun Spor'la ilgili son transfer gelişmelerini bugün bu yayında sizlere açıklayacağız. Öncelikle duayen gazeteci Erdal Cansu programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu anda sevgili spor severler Dayı Auto'yuz, Auto'dayız. Fikret Dayı'nın yanındayız. Bu yayını Dayı Auto'dan gerçekleştiriyoruz. Kendisine araba pazarları hakkında artık programımızın sonuna doğru bazı sorular soracağız. İşlerin kesat olduğunu, iyi gitmediğini söyledi ama inşallah açılır diyoruz. Tabii bu arada Türkiye'de yaşanan çalkantılı durumlardan dolayı da işlerin biraz bozuk olması doğaldır dedikten sonra herkese iyi günler diliyorum. Sizlere bugün Samsun Spor'la, Çarşamba Spor'la olan gelişmeleri aktarmanın gayreti içerisinde olacağız. Evet sevgili spor severler, yayınımızı Samsun Spor'un yeni transferini açıklayacağız diye başladık. Hemen sizleri fazla bekletmeden Yılford Samsun Spor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı iki ismi açıklamak istiyorum. Evet sevgili spor severler, Kırmızı Beyazlılar önceki gün Prensip'te anlaşmaya vardı. İki futbolcu, İshak ve Selton'la her konuda anlaşma sağlandı. Evet, her konuda her iki futbolcuyla da anlaşma sağlandı. İshak ve Selton'un bugün Samsun Spor'la resmi sözleşme imzalayacağı. Belçika'dan geldi. Evet, biri Belçika'dan, diğeri hemen söylüyorum İsveç'ten. İsveç'ten. Her iki futbolcu da bugün Samsun Spor'un Antalya kampına dahil olacak ve imza töreni sonrası takımla birlikte antrenmanlara başlayacak. Son bilgi, son gelişmeler bu şekilde sizlere en sağlam kaynaklardan aldığımız bilgilerle bilgilendiriyoruz. Daha dün akşamki Haber 1965'in haberlerine göre de her iki futbolcunun Samsun Spor'la anlaştığı, yarın yani bugün için resmi sözleşmeleri imzalayacağı belirtilmişti. Hemen bir diğer transfer gündemiyle alakalı bilgi vermek olacak olursak. Onlara geçmeden önce İshak ve Selton gerçekten savunma anlamında her iki futbolcu da. İkisi de herhalde biri stoper. Stoper, diğeri de ön libero. Orta sahanın arkası. Arkası iyi, en lazımlı olan futbolcular. Çünkü geçen sezondan itibaren bir JJ'nin eksikliği takımda hissediliyordu. Hasan Kılıç da tamamlayacak herhalde benim anladığım kadarıyla. Hasan Kılıç da tamamlamaya çalıştı ama hocalarımız ne yazık ki geriye dönük Hasan Kılıç biraz daha savunma yönü eksik olduğu için. Anlaştı biliyorsun. Evet onunla ilgili de hemen taraftarlarımızı bilgilendirelim sevgili spor severler. Samsun Spor'un kaptanlarından, tecrübeli futbolcularından Hasan Kılıç ile de yola devam kararı çıktı. Sevgili Hasan, başkanımız Yüksel Yıldırım'la bir araya geldi. Yapılan görüşmenin ardından yola devam kararı alındı. Hasan Kılıç da gerçekten kalitesiyle bu ligin en iyi futbolcularından biri. Hasan'ın kafası rahatladı, en azından ikinci yarı daha iyi futbol sergileyeceğine ben inanıyorum. Yani çünkü Hasan Kılıç'ın kalitesi ortada. Daha iyi, daha verimli olması gereken bir futbolcu bence. İlk yarı istenilen Hasan sahada var mıydı? Bence yoktu. Yoktu ama birkaç maç sanki kendini gösterir gibi oldu ama beklentilerini başkana söz vermiş herhalde. İyi bir futbol sergileyeceğini, Samsun Spor'u şampiyonlar yani Hasan her fırsatta kendisinin Samsunlu olduğunu, Samsun Spor'a ahdi vefa borcunun olduğunu dile getiren çok efendi üst kaliteli bir insan. İnşallah sezonun ikinci yarısında tıpkı yeni transfermiş gibi Hasan da takıma sağlayacağı katkıyla daha iyi yerlere gelecektir. Bir transferimiz de biliyorsun Başakşehir'den oldu eski futbolcu. Şu anda Atabey ile ilgili son gelişmeler var sevgili spor severler. Atabey transferiyle ilgili Samsun Spor oyuncuyla Prensip'te anlaştı. Ancak oyuncunun kulübü olan yani bonservisi elinde olan Başakşehir kulübü henüz forvet transferi yapmadığı için teknik direktör Emre Belezoğlu bu futbolcuyu salmak istemiyor, elinden çıkartmak istemiyor. Bununla alakalı da Başakşehir'in devre arasında forvet transferi yapmasıyla serbest bırakacak. Atabey Çiçek inşallah Samsun Spor'a transfer olacak. Ki Başakşehir'in de bir forvet transferi yapacağına hepimiz hemfikiriz. Çünkü yapabilir Süper Lig'de üst sıraları zorlayacak. İyi de mücadele veriyor. İyi de ligde tutundu. Atabey transferinde şu artımız olur. Kendisi zaten hali hazırda Başakşehir'in devre arası kampında şu an çalışmaları devam ediyor. O yönü iyi. Zaten sosyal medya hesabında da antrenman fotoğraflarını da paylaşıyor. Bize gelirse hazır bir şekilde gelecek. Evet. Bizde oynadığı yıllarda 8 tane gol atmış. Evet. %80 anlaşıldı. Sadece %20'lik kulübüyle alakalı sıkıntılar. O da işte dediğimiz gibi teknik direktör Emre Belezoğlu'nun şu anda elinde mevcut forvetlerin
eksilmemesi için Atabey'i evet, bırakmaması evet. olması. Bir diğer ilgilendiğimiz 10 numara pozisyonundaki Şerif kulübünde özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle, yaptığı asistlerle dikkat çeken Kastenta gerçekten çok kaliteli bir futbolcu. Özellikle Samsunspor'a gündeme geldikten sonra birçok taraftarımızın da evet. sosyal medyada, kamuoyunda onay verdi. Mutlaka alınması gereken dediği isimdi. Castenado şu anda kendisiyle 5 kulüp ilgileniyor. İtalya olsun, İspanya'da olsun. Bize bitti galiba iş tamam. Arjantin ve Brezilya'dan da kendisiyle ilgilenen kulüpler var. Teklif varmış evet. Şu an Samsunspor bu oyuncuyla ilgili görüşmelerini devam ettiriyor. Ancak menajeriyle bir anlaşma zemini aranıyor. Menajeri çok para istediği için bu oyuncuyla bir türlü anlaşma zemini oluşturulamadı. Gerçekten çok kaliteli bir futbolcu. Özellikle ben Şampiyonlar Ligi'ni takip ederken de izliyordum. Şerif takımı her ne kadar evet. Gruplarda genelde grup sonuncusu gibi ya da elemelerde elenen bir takım gibi gözükse de gerçekten takımın çok başarılı futbolcuları diyorum ve Samsunspor dün Antalya kampına resmen start başladı. Verdi. İnşallah şunu söylemek lazım. Geçen yapılan Antalya kampının birinci devreye faydası olduğuna inananlardanım. Evet. Bu sefer de iyi bir çalışma, bir de bay geçmemiz fayda sağladı. Evet. Bu hafta liglerin başlaması dolayısıyla ikinci yarıda evet. daha iyi bir Samsunspor izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Geçen seninle yaptığımız programda söylediğim gibi her zaman söylüyorum, Samsunspor ya ikinci olarak ya da playoff'tan mutlaka lige çıkacağına inanıyorum. Evet. Buna taraftarlarımızın da inanmasını istiyorum. Tribünü doldurmalarını istiyorum. Artık Samsunspor'a küsme zamanı değil, destek zamanı, köstek zamanı değil. Evet. Her birlikte birlik ve beraberlik zamanı olduğuna inanıyorum. Ve sözü tekrar sana bırakıyorum. Evet diyorsun, sevgili spor severler, programımızda bugün var. Çok yoğun ilgi gösteriyorsunuz. Hemen yorumlarınıza evet. okumak istiyorum. Kaan Ayhan selamlar demiş. Adem, Sara Ahmet iyi yayınlar, selam olsun Samsunspor'a. Hüseyin Bak Erdal amca selam demiş. Çağlar Aytun için gidecek olanlar kimler? Hemen gidecek olan futbolcular da Eraldo Çinari büyük ihtimal Melemenspor'la anlaştı sevgili spor severler. Melemenspor'un hatırlayacağını üzere geçtiğimiz günlerde bir transfer yasağı gündeme gelmişti. Ancak yönetimi bu transfer yasağını ödeme yaparak kaldıracağını, duyumunu, bilgisini aldık. Eral Çınar'ı da ısrarla istiyorlar. Büyük ihtimal Eral Çınar'ın 1. Lig ekiplerinden Melemenspor'a transfer olacak. Bununla birlikte Diomande'nin sözleşmesi dondurulacak. Boli ile anlaşma zemini arılıyor sözleşmesini arasını ses etmek için. Herhalde, ancak Boli'nin de bir sakatlığı söz konusu. Boli'nin de sezon sonuna kadar sözleşmesi dondurulabilir. Çünkü sakat bir futbolcu sezon başkaları sonuna kadar yaralanamayacağız. Dediğin gibi evet. Bununla birlikte Alen Milinović ya paramı tamamını verin öyle gideyim ya da ben bu takımda kalmak istiyorum diyor ama kendisinin kronik sakatlığı olduğu söylendi. Bundan dolayı da Samsunspor'un bu oyuncuya hiç böyle işini şansa bırakmak istemiyor. Alen'in yerine herhalde. İyi bir forvet alarak sezonun ikinci yarısına bomba gibi başlamak istiyor Samsunspor evet. kulübü. Devam İnşallah Alen'le de yollar ayrılacak. Onlar. Evet hemen bakıyorum. Hüseyin Bak Erdal amca selam demiş. Çağlar Ayçi gidecek oyuncular kimler demiş. Serdar Tosun iyi yayınlar selam olsun. Ya Serdar merhaba ya. Helal olsun sana. Hemen yorum yazmışsın Serdar. Çarşambadan selamlar. Dayı Auto'dayız. Sana da Fikret abinin evet. çok selamları var. Evet Serdar Tosun iyi yayınlar selam olsun. Bu futbolcular geldiği takımlarında hangi mevkide oynamışlar? Hemen söylüyorum. İshak savunma... geriye dönük orta saha pozisyonunda oynuyor. Evet. Samsunspor'un yeni transferi evet. İshak. Geçmişte de zaten Molde gibi, Özten Şurs gibi kaliteli Avrupa'da ses getiren takımlarda forma giymiş. Aynen. Selton ise Belçika Ligi'nde forma giymiş. Gerçekten kaliteli futbolcular. Haber 1965 farkıyla da bu iki transferi sizlere bugün buradan duyurmuş oluyoruz duyurmuş sevgili spor severler. Evet. Samsun'da spor programı olarak transferde de farkımızı bir kez daha göstermiş olduk. Bugün de programımıza vermiş olduğunuz ilgiden ötürü de ayrıca teşekkür bayağı ediyorum. Bayağı bir yoğun bir şey var. Dayı Auto'da oluşumundan evet. dolayı herhalde bana öyle geliyor Fikret abi. Çarşamba'da bir numara oto alım satımda Dayı Auto'ya da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her daim bizlere kapılarında. Tufan Ekici ve Dayı. Fikret Dayı. Tufan Ekici ve Fikret Ekici'ye buradan sonsuz teşekkürler diliyoruz. Hemen yorumlara yavaş yavaş devam değiniyorum. Et. Evet. Hayri Kaplan selam Almanya'dan yine yayınlar demiş. Almanya'ya Gökhan selamlar. Şampiyon olmak istiyorsan basacaksın parayı alacaksın nokta transferleri demiş. Celil Akbaş hayırlı olsun. Az canlar olan gibi az candan oynasınlar demiş. Sade Özcan transfer haberi verildi mi? Geç kaldık mı acaba?
Evet, Samsun Spor iki futbolcuyla anlaşma yaptı. Anlaşma sağladı sevgili spor severler. Bu iki futbolcular İshak ve Selton ile Kırmızı Beyazlar her konuda anlaşma sağladı. Bunu da tekrar tekrar sizlere belirtmek istiyorum. Hayrettin Urtan iyi yayınlar diliyorum demiş. Bayram Kılıç, ömrümüz uzun olsun kıymetli hocam ve kardeşim. Teşekkürlerimizi sunuyorum. Eyvallah. Yusuf Bala iyi yayınlar. Eldar abi selamlar. Çok yine güzel, size çok ilgi var. Çok Doğa güzel ilgi alaka var dayı. Murat Aybaş, Erdal Cansu çarşambadan hayırlı yayınlar diliyorum. Çarşambada var mı transfer gelişmeleri? Var. Çarşamba sporla ilgili transfer gelişmelerinde Doğayan gazeteci Erdal Cansu birazdan sizlerle paylaşacak sevgili spor severler. Haber 1965 mi? Haber1965.com'u takip etmeye devam edin. İsmail Kurt, selam, hayırlı yayınlar Erdal Hocam. Salih Uçan hiç düşünülür mü acaba demiş. Salih Uçan Süper Lig'de genelde forma giydiği için evet, bu ligde biraz zor transferi gözüküyor. Mahir Yıldırım, merhaba, iyi yayınlar. İshak, Selton, Kolombiya ve Atabey'in durumu ne? İshak Samsun Spor'da, Selton Samsun Spor'da, Atabey çiçekse Başakşehir'in yapacağı forvet transferine bağlı diyoruz. Herhalde yakında o da bağlanacak. Evet. Yavuz Aksu Terme'den selamlar demiş. Özkan Can, Terme'ye selamlar. Özkan Can Frankfurt'tan selamlar demiş. Frankfurt'a, Almanya'ya selamlar. Akın Kuyuncu ne olacak bu Çarşamba Spor'un hali demiş. Çarşamba'dan ben izah edeceğim Çarşamba onu. Çarşamba Spor'la evet, ilgili son gelişmeleri yapacak. İyi yayınlar. Taraftarlar açısından 3. doz aşıyı hatırlattığınız sevinirim. Evet sevgili spor severler. Evet, buradan evet, Tuncay Güzel Bey'e teşekkürler. 3 doz aşısı olan taraftarlarımız bundan sonraki maçları takip edecekler. 3. doz hatırlatma aşısı vurulmayan taraftarlarımız alınmayacak. Maçlara sabah alınmayacak. Şampiyonluğa giden Samsun Spor'u yalnız bırakırsınız. Ona göre 3. doz aşınız olun. Koronadan uzak durun. Alın, evet. Evet sevgili spor severler. Yeni iki transferlerimizle ilgili bahsettik. Atabey'in durumunu açıkladık. Şimdi ben Kastene adayının durumunu açıkladık. Evet. Kampı da bahsettik.